İyi sabahlar sevgili izleyiciler, Medikal'in bugünkü bölümünde görme sinirini etkileyen hastalıkları ele alacağız. E, bu konuda bize Sağlık Bakanlığı'na bağlı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları e, Kliniği Eğitim Sorumlusu Doçent Doktor Feyza Önder bilgi verecek. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, şimdi görme sinirini etkileyen hastalıklar diyelim. Görme sinirini etkileyen e, ne gibi hastalıklar var demeden önce nörooftalmoloji diye bir kavram var. Evet. O onu bize bir tanımlar mısınız? Nörooftalmoloji nedir? Hangi sorunlarla ilgilenir? E, nörooftalmoloji e, oftalmolojinin yani göz hastalıkları biliminin bir alt dalı. E, görme e, sinir sistemini etkileyen nörolojik hastalıkların göz üzerindeki etkilerini ve gözü yönlendiren görme siniri ve göz hareketlerini sağlayan diğer sinirlerin rahatsızlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Şimdi görme sinirimiz çok önemli. Şunu evet. soracağım. Görme siniri nerededir? Gözümüzün tamamında mıdır yoksa bir bölgesinde mi vardır görme siniri? Gözümüzün içindeki retina tabakasından başlar, hücrelerden aksonlar halinde başlar ve sinir haline geldikten sonra gözü terk ederek Gözün arkasındaki orbita dediğimiz kemik boşluktan geçerek beyne ulaşır. Hı hı. Beyindeki görme merkezine ulaşır ve sinyalleri beyne taşıyarak görmemizi sağlar. Görme sinirine tabii ki bir takım hastalıklar etkileyebiliyor. Hangi hastalıklar bunlar? Görme sinirini etkileyen çok fazla hastalık var. Bunların bir kısmı kalısal yani doğumdan doğumsal olarak getirdiğimiz hastalıklar. Bunlar daha nadir. Büyük çoğunluğu edinsel yaşam boyu içinde edindiğimiz hastalıklar. Bunların büyük bir kısmı inflamasyona bağlı görme sinirini etkileyen optik nevrit dediğimiz klinik tablo. Bunun da büyük kısmında neden bilinmiyor. Yani optik nevrit, optik nörit diye isimlendirdiğimiz klinik tabloda Bazen nadiren e, aşırı enfeksiyon hastalıklarından yani yoğun bir gripten sonra ya da aşılamadan sonra karşılaşabiliriz ama büyük çoğunluğunda nedeni bilmemekteyiz. Nasıl olarak. bir tablodur bu optik e, nevrit dediğiniz tablo? Çok tipik bir tablodur herhangi bir şeyle karışmaz çünkü hastada ani tek taraflı genellikle tek taraflı olur ani bir görme kaybı olur. Ee, bu görme kaybı derin de olabilir, orta derecede de olabilir. Renk görme ileri derecede bozulur. Biz görme alanı testi diye bir test yaparız. O testte görme alanının bozulduğunu fark ederiz. Bir de hastanın göz hareketleriyle artan, artış gösteren çok şiddetli olmayan bir ağrısı olur. Ama görme kaybı çok belirgin olduğu için hastanın fark etmemesi mümkün değildir. Genellikle fark edilir. Nedeni nedir peki? Geride yatan hani hangi faktörler bunu tetikliyor? Evet nadiren enfeksiyona veya aşılama sonrasında nadiren karşılaştığımızı söyledim. Büyük çoğunluğu nedenini bilmiyoruz. Bu MS halk arasında MS olarak da bilinen multiplistikleroz hastalığının bir ön bulgusu olabilir. Yani şöyle diyebiliriz optik nevrit geçiren hastalar optik nevrit geçirmeyen kişilere göre multiplistikleroz geliştirme olasılığına daha yüksek oranda sahiptirler. Ama optik nevrit geçirdiniz diye multiple skleroz olacağınız söylenemese de 10 yıllık, 20 yıllık takiplerde olasılık biraz daha artıyor. Biz bu olasılığı azaltmak için hastaya akut dönemde optik nevrit oldukları dönemde e, damar yoluyla e, yüksek dozda kortizon tedavisi yapıyoruz. Bu tedavinin multiple skleroz gelişme olasılığını e, geciktirdiği, e, daha ileri ...bir döneme ötelediği bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Ayrıca tekrarladığı durumlarda ya da MS geliştiği durumlarda... ...tabii ki nöroloji hekimlerinin aracılığıyla on, biz onlara yönlendiriyoruz... ...artık bir ilk aşamadan sonra çok değişik immün sistemi baskılayıcı ilaçlar söz konusu. Ama ilk optik nevritte uygulanan tedavi... Damardan yüksek doz kortizon tedavisi. Bu bir seans mı veriliyor damardan e, yüksek üç gün, doz? Üç gün, üç gün ya da 5 gün olarak veriliyor ve önemli bir yan etkisi yok ama hastane koşullarında yapılması hı hı. gerekli. Peki hep kortizon kullanımında tuz kısıtlamasına gidilmesi söylenir. Böyle bir tedaviyi gören optik e, nevritli hastaların da bu tedavi sürecinde tuz kısıtlamasına gitmeleri gerekiyor Tabii, mu? Tabii. Tuz ve şeker kısıtlaması o dönemde yapılıyor. Fakat tedavi bittikten sonra geri dönüştü zaten hmm. kısa bir tedavi. Kısa hmm. dönem uygulanan bir tedavidir kendisi. Şimdi e, sinizüt gibi ya da diş iltihabı gibi bazı sorunlar da yine e, optik nevrite neden olabilir mi? Onun e, Türkçesi... E, görme siniri iltihabı mıdır? Böyle evet. demek doğru olabilir Tabii, mi? Evet, kesinlikle doğru. E, sinüzite ya da dış iltihabına bağlı olarak da görebiliyoruz. Fakat e, daha nadir, Hı -hı. oldukça nadir olarak görüyoruz. Yani e, yüzlerce, binlerce sinüzit hastası olduğunu düşünürsek çok ilerlemiş sinüzitler de olabiliyor. Ya da gene diş hapsisinin de bayağı belirgin olması lazım. Zaten optik nevrit geçiren bir hastaya biz görüntüleme yöntemleri uyguladığımız için... Hemen bir MR yaptığımız için e, altta yatan bir sinüzit var mı, ya da bir diş eti iltihabı, diş absesi var mı, hemen ortaya çıkıyor, ona yönelik tedavi yapılıyor o zaman. Şimdi görme kaybından evet. bahsettiniz. Geçici görme kaybını biraz tanımlayabilir misiniz? Geçici görme kaybının tipleri var mıdır? Tek gözde olması, çift gözde olması gibi. E, buna göre e, altta yatan hastalığa tanısını e, koymanız kolaylaşır mı? Evet geçici görme kaybı genellikle tek gözde olur ve görme kaybı e, olmadan önce hasta pozitif vizüel fenomen dediğimiz bir takım şeyler görebilir. Örneğin zikzaklar, ışık çakmaları, hı hı. bir takım e, ışıklı şekiller görebilir ve ardından baş ağrısı gelebilir. Bu genellikle migrende, göz migreninde gördüğümüz bir tablo. Çok e, hasta için korkutucu bir tablo olsa da bizim için iyi huylu bir tablodur ve onun tanısını koymak zor değil ama görme kaybı genel geçicidir. Yani görme kaybı kalıcı değildir. Kalıcı görme kaybı olan hastaların ben de migren var diyerek doktora gitmemezlik yapmaları çok yanlış bir şey olabiliyor. Öyle durumlarla karşılaşabiliyorum. Hem başı ağrıyor, hem görme kaybı var, migrenim var. Fakat görme kaybı mesela hipertansiyona bağlı. Yüksek tansiyon olduğunu fark etmemiş mesela bu hafta genç bir erkek hasta gördük. Başı ağrıyordu ve görme kaybı vardı. Bunu migren olarak yorumlanmış. Halbuki yüksek tansiyona bağlıydı görme kaybı da baş ağrısı da. Onun için başı ağrıyan insanların mutlaka ayrıntılı bir göz muayenesi olması, tam bir göz muayenesi olması şart. Bir de geçici görme kaybı olan insanlarda bazen kalp patolojileri olabilir. Onları göz hekimine başvurdukları zaman yaşına ve durumuna göre göz hekimi ondan bir kalp ekosu isteyebilir... Yaşlı hastalarda da boyun damarlarında bir tıkanıklık olabilir. Karotis Doppler ultrasonografi istenir genellikle o tür hastalarda. Bir e, damarlarda bir tıkanıklık var mı? Kalpte bir sorun var mı? Araştırmak gerekir. o zaman sizi dinlediğimde şunu anlıyorum. Görme kaybı aslında vücudun diğer sistemi sadece gözle değil Vücudun diğer sistemindeki organlarla da evet. ilgili rahatsızlıkların evet. bir belirtisi tabii, olabiliyor tabii, ya da tabii. sonucu olabiliyor. Evet. Ee, şimdi görme kaybının biraz daha zamanlamasına rica edeceğim. Bu bir anlık bir olay da olabilir mi? Ya, ya da böyle illa bir iki saat sürmesi gerekli mi? O kadar sürmüyor genellikle. Bir iki saniye süren görme kayıpları var bazı hastalarda. Onlarda da kafa içi basınç artışıyla karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Hasta mesela söylüyor benim diyor 1 iki saniye süren görme kayıplarım var. Daha sonra zaten o şikayetleri artıyor, çift görmesi oluyor ve onlarda da bambaşka bir hastalık var. Kafa içinde basınç artışı var. Hı hı. Bu, özellikle, bu konudan özellikle bahsetmek istiyorum. Ülkemizde de nadir değil çok sık değil ama nadir olmadığını da söylemek istiyorum. Ee, orta yaşlı doğurganlık çağındaki ve kilolu hanımlarda e, psödyo tümör serebri dediğimiz bir hastalık var. Bunda kafa içinde basınç artışı oluyor ve erken dönemde görme sinirinin etkilenmeye başladığı dönemde 1-2 saniyelik geçici görme kayıpları oluyor. Bu dediğiniz e, sahte bir tümör mü? Evet kesinlikle. Evet. Beyinde tümör yok ama tümör belirtilerine sahip Aha. hasta. Hastanın kafa içinde basınç artışı var. Baş ağrısı var ve bu kafa içindeki basınç artışı görme sinirlerine ezici bir etki yapıyor. Bası yapıyor ve görme siniri yavaş yavaş harap oluyor. Onun için baş ağrıyan insanların mutlaka göz hekimine gitmeleri lazım. Bunu ihmal etmemeleri lazım. Biz bu hastalarda önce tıbbi tedavi uyguluyoruz. Tıbbi tedaviye yanıt vermeyen hastalara da optik sinir kılıf fenestrasyonu denilen bir operasyon var. Bizim hastanemizde yap yapılan bir operasyondur. Orada optik sınır kılıfındaki bir basınç artışını bir pencere açarak düşürmek gerekiyor. Şimdi bizim hastanemizde yapılabilen o bir operasyondur deyince Sağlık Bakanlığı'na bağlı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği. Başka neler yapılabiliyor böyle göz kliniğinde? daha nitelikli e, tedaviler ol olarak? E, hemen hemen tüm göz cerrahileri yapılıyor kliniğimizde. Yani katarak cerrahisi, glokom cerrahisi, şaşılık cerrahisi, e, okuloplastik yani göz estetiği ile ilgili, kapaklarla ilgili ve göz yaşı yollarıyla göz yaşı yollarının tıkanıklığı ile ilgili cerrahiler yapılıyor. Tabii e, refraksiyon bölümümüz var, gözlük muayeneleri, çocukların takibi, retina bölümünde lazer tedavileri yapılıyor. Hemen hemen bütün tedaviler yapılıyor. Şimdi görme kaybı olan bir kişide beslenme ile görme kaybı arasında bir paralellikten bahsetmek mümkün mü? Var tabi. İlaçların özellikle görme sinirine çok zararlı etkileri olabiliyor. Özellikle tüberküloz ilaçlarından bahsetmek istiyorum. Tüberküloz yani verem tedavisi alan, ilacı alan hastaların 2-3 ayda bir mutlaka göz doktoruna gidip görme sinirinde bir hasar var mı? renk görmesi bozuldu mu, görme keskinliği bozuldu mu, görme alanı bozuldu mu diye bakılması gerekir. Bazı nadir antibiyotikler, bazı nadir kanser ilaçları da, bazı gene kalp ilaçları da bu etkiyi gösterebiliyor. Düzenli ilaç kullanan hastaların görmelerinde bir farklılık hissettiklerinde, hatta verem tedavisi alanların farklılık hissetmeden de düzenli olarak göz hekimine gitmeleri lazım. Yine basından çok iyi biliniyor ki bazı toksik maddeler ki bunların en meşhuru metil alkol kaçak içkilerde bulunan metil alkol hem insanları öldürüyor öldürmesi de kör ediyor çok fazla hmm. hastayla ...karşılaşabiliyoruz dönem dönem. Bu kesinlikle, sahte kolonyalar içinde geçerli mi? Aynı şey Kolonyaların kesinlikle. göze sürülmesi de riskli diyorlar. Kolonyanın içilmesi söz konusu olabiliyor. Ve kolonyanın içinde etil alkol olurmuş normalde. Hatta benim ilk hastam kolonya içen bir hastaydı. Hiç unutmuyorum kolonyanın markasını da biliyorum. <laughs> Ama tabii söylemeyeceğim. Hasta kolonyada etil alkol bulunurmuş. Ama metil alkol katmışlar ucuz olsun diye. Hasta da kolonyayı sıkılmış içmiş kör oldu. Üstelik eğitimli bir insandı. Biz o tür hastalara akut geçici geçici köylü. kesinlikle kalıcı körlük. Aha. Oldukça o o konuda dinleyicileri ya yani mutlaka biliniyor bu konu ama uyarmakta fayda var yine de. Bilinmedik bir içki, bilinmedik bir kolonya, herhangi bir sıvının alınması son derece tehlikeli. Hatta bazı tiner kullanan kişilerde de kalıcı çocuklarda görme kaybıyla karşılaşıyoruz. Hasta çok erken gelirse Hemen 1-2 saat içinde hastaneye ulaşırsa biz onu diyalize alıyoruz ve yaşamını ve görmesini kurtardığımız hastalar var. Fakat çok çabuk gelmesi lazım. Şimdi e, toksik maddeler evet. dediniz. E, ben sigaraya da değinmenizi rica edeceğim. Herhalde sigarada görme siniri üzerinde Tabii. tahribat yapan ve ya da var olan tahribatı arttıran bir madde Özellikle mi? Özellikle beraberinde alkol kullanımı, sigara kullanımı ve beraberinde proteinden fakir diyet Hı hı. Yani yetersiz beslenme ile birlikte olduğu zaman görme sinirlerinde ciddi hasar oluşabiliyor. Onun da erken dönemde tanındığı zaman e, durdurulup gerekli destekleyici tedavilerle geri döndürülmesi, iyileştirilmesi mümkün. Görme siniri iltihabı yani optik e, nevrit durumu, Mevlit. tablosu e, bazı hastalarda MS'in de bir ön evet. habercisi olabiliyor dediniz. Yapılan araştırmalara göre görme siniri iltihabından ne kadar süre sonra ...ortaya çıkabiliyor MS. Bunun belli bir süresi var mı? E, tabii süre uzadıkça olasılık artıyor. Hı -hı. Yani ne kadar uzun süre takip ederseniz o hastayı o kadar sağlıklı. 3 yılda çıkma olasılığı daha düşük. 5 yıl izlerseniz biraz daha bu oran artıyor. 10 yıl olursa, 20 yıl olursa istatistik bilgiler bu yönde. E, görme sinirini peki korumak için ne yapmamız gerekli? Şimdi birincisi sigara ve alkol zararlı görme evet. sinirine... Başka kronik hastalığı olanlar var, diyabeti kalbi olanlar var. Nelere dikkat etmeli kişiler? Evet tabii görme sinirini etkileyen en önemli hastalıklardan birisi de iskemik olaylar. Yani görme sinirini besleyen damarları etkileyen hastalıklar. Bu da en fazla diyabet ve hipertansiyonda karşılaşıyoruz. Diyabetli hastalarda ve hipertansiyonu olanlarda damar sertliği, ateroskleroz, işte dolaşım bozukluğu nedeniyle görme sinirini besleyen küçük kılcal damarlarda bir yetersizlik oluşuyor ve hastada ani görme kaybıyla e, karşılaşabiliyoruz. Hastalara önerimiz tekrarlamaması ve diğer gözde olmaması için hastanın tüm e, kardiyovasküler risk faktörlerinin kontrol altında, alın, altında tutulması, tansiyonunun, şekerinin ve diğer kolesterol gibi diğer parametrelerin kontrol altında tutulması bizim optik sinirimizi korumamıza yol açıyor. Şimdi son bir dakika içindeyiz. Nörooftalmoloji göz hastalıklarında aslında önemli bir e, bölüm bilim dalı diyebilir miyiz? Türkiye'de alt, alt dal diyelim. Alt dal diyelim. Evet. E, böylesine nörooftalmolojik hastalıklar konusunda topluma ne gibi mesajlar vermek istersiniz son olarak? Evet, e, en önemlisi e, bunlardan en önemlisi toksik maddelerden görme sinirini etkileyen toksik maddelerden uzak durulması kullanılması zorunlu ilaç durumlarında da düzenli kontrollere gidilmesi. İkincisi, kafa içi basınç hani optik nöropati olmamızı engelleyecek bir durum yok. Olursa tedavi olacağız ama eğer e, kiloluysak ve yakın zamanda yüksek dozda bir e, yüksek oranda bir kilo, hızlı bir kilo alımına karşılaştıysak, doğum kontrol hapı kullanıyorsak Vitamin A kullanıyorsak, behçet hastalığına sahipsek mutlaka baş ağrısı ve görme kaybı konusunda uyanık olmamız lazım. Çok teşekkür evet. ediyorum Medikale katıldığınız için çok sağ olun. Ben de teşekkür Se ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler bir Medikal'in daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.